Kardeşler, canlar, dostlar, hepinizi Halkların Demokratik Kongresi adına öncelikle selamlamak istiyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Hunde Kerkat'ın, Şerçeran Hat'ın, Serçevan Hat'ın, Sımaviyere Ferami. Değerli arkadaşlar, kardeşler, Berlin çağımızın en büyük diktatörünün son nefesini verdiği bir kentin adıdır. Bugün burada toplanmamızın nedeni aslında bu diktatörlük çağından ders çıkartmamış ve diktatörlüğe soyunmuş yeni bir zihniyete dur demektir. Cumhuriyeti tarihinin aslında Aleviler için, Kürtler için, Ermeniler için, Süryaniler için ne anlama geldiğini aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Bugün Cumhuriyet üzerinde kavga yürütenlerin aslında bu Cumhuriyet'in mağduru olan bu toplumsal kesimlere dönük ortaya koyduğu ırkçı ve saldırgan zihniyet ne yazık ki bütün hızıyla devam ediyor ve durdurabilmiyor. Ve bu zihniyetin bu iki temsilcisi Tayyip Erdoğan'dır. Bu zihniyetin adı Tayyip Erdoğan'dır. Devletin aslında en çok korktuğu ve kabusu olarak gördüğü tablo burada ortaya koyduğunuz tablodur. Çünkü devlet bir şeyden korkmuştur. Türkiye'de muhalif dinamiklerin bir arada olmasından, Alevilerin ve Kürtlerin bir arada ortak bir zeminde mücadele yürütmesinden her zaman korkmuştur. Onun için Berlin'de atılan bu adımın tarihi bir adım olacağına inanıyorum. Çünkü Kürtlerin mücadelesi sadece kendilerini özgürleştirmekten ziyade Türkiye'yi özgürleştirmek, Türkiye'yi insanca yaşanılır bir ülke yapmak amacı taşıyor. Çünkü Kürtler Türkiye'de diğer halklarla birlikte yaşamak istiyor. Ayrılmak değil, bir arada insanca eşit koşullarda yaşamak istiyor. Yine aynı şekilde Aleviler çağımızın en büyük mağduru olan bu kesimler kendilerini kendi inançlarıyla özgürce ifade etmek istiyor. Alevilerin ibadet merkezlerini, cemevlerini ucube gören bir zihniyet, alçakça bir zihniyettir. Bunu biliyoruz. Bir toplumun inancını, dilini, tarihini yok sayarsanız o toplumu yok etmiş olursunuz. Cumhuriyet tarihi bunu yapmakla, bir şekilde bu değerleri ortadan kaldırmakla yaşanan bir tarih oldu. Ama eğer o cumhuriyeti demokratik bir cumhuriyet haline dönüştürmek gibi bir niyetiniz varsa artık insanlara daha insanca davranabilirsiniz. Onların inancıyla, kimliğiyle oynamayın. Onların değerleriyle oynamayın. Birlikte bir arada yaşamak gibi bir derdiniz varsa bunu herkesten çok Aleviler, Kürtler, Ermeniler, Süryaniler istiyor. İşte Berlin'de verilen mesaj budur. Değerli arkadaşlar, ben size bugün 50. gününü dolduran cezaevlerindeki açlık grevlerinden, daha doğrusu ölüm orucuna dönüşen o direnişçilerden selam getirdim. Günlerdir cezaevleri kapısında AKP'nin zehirli gazlarına muhatap kaldık. Çoklarına muhatap kaldık.
ama bir insanlık çığlığı yükseliyor. 50 gündür bedenlerini ölüme yatırmış olan insanların talepleri siyasi talepler olmanın ötesinde insani taleplerdir. Bir halkın dilidir, kimliğidir, tarihidir. Eğer bunu karşılayamıyorsanız siz insanlıktan çıkmış sayılırsınız. Çünkü bir halkın dilini bir halka çok görmek büyük bir zulümdür. Değerli arkadaşlar, AKP'nin tarihi, 10 yıllık tarihi, zulüm ve zorbalığın tarihi oldu. Bakın, on binlerce insan bugün cezaevlerinde bedenlerini ölüme yatırmış olan o insanlar, siyaset yapan ve siyaset yaparak Türkiye'de bir şeylerin değişeceğine inanmış olan insanlardır. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarıydı. Yüz binlerce oyla seçilmiş milletvekilleridir, hukukçulardır, gazetecilerdir. Yoksa elinde silah oldukları için cezaevinde durmuyorlar. AKP'ye muhalif oldukları için, AKP faşizmine teslim olmadıkları için özür dileyen, daha doğrusu yarım ağız özür dileyen bir başbakanla tanıştık biz. Ama ardından Dersim'e dönük geliştirdiği özel yetkili mahkemelerde Seyit Rıza'nın torunlarını yargılamak ve cezaevi